Herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz yeni videoma, Awake kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere böyle bir kargo ile açılış yapmak istiyorum. Samet'in kız kardeşi geçen gün beni aradı ve bize bir paket yolladıklarını söylediler. Ve şu an kargo elimize geçti. Ben de sizinle birlikte açmak istedim bunu. Sanırım yine Samet'e doğum günü hediyesi var. Samet'in doğum günü yaklaşıyor. Evet. Geçen sene hatırlarsınız kargo muhabbetini. Kargonun peşinden bayağı bir koşmuştuk. Tabii o zamanlar maske yok, bir şey yok. Bayağı bir aramıştık kargoyu ve sonunda ulaşmıştı. Ama bu sene evimize geldi çok şükür. Şu an açıyorum hep birlikte. Biz de sizinle birlikte göreceğiz. Bayağı bir heyecanlıyız. Geleli yarım saat oldu değil mi? Evet, tamam. Evet, ne çıkacak sence içinden hayatım? Tahminlerini alayım ilk önce. Giyimle alakalı bir şey çıkar diye düşünüyorum. Evet, yumuşak bir pakete benziyor, aynen. Bence sana sivit çıkacak. Hırka da olabilir. Evet, hırka olabilir ama Samet genelde sivit giydiği için bence sivit almışlardır diye düşünüyorum. Oo, bayağı da bir güzel paketlemişler. Evet. Notlar ve da var yine. Yine notlar var. Evet, şimdi hep birlikte göreceğiz. Pantolon mu, ceket mi? Tişörtman. Anlayamadım. Notlarımız düştü. İkimize de. Aa, aşkım takım eşofman almışlar ya, sanırım. Tam ihtiyacımız olan evet, şey gerçekten çok ihtiyacım olan bir şey. Çok güzel. Vay, güzelmiş ha. Benim de gri bir eşofman alasım vardı. Gerçekten uzun zamandır böyle gri bir eşofman istiyordum. Benimki böyle bu şekilde. Şöyle göster hayatım. Aynen, seninki de çok güzelmiş. Hatta seninkinin yanlardan cep şeyi var, fermuarı var. Fermuarı var, evet, çok güzel. Aa, çok güzelmiş ya. Ama bu da large. Kendim bu eşofman arkadaşlar ama bu large bana bayağı bir büyük. Sanırım bunun şey X small'u falan olur. Mı? Değişim kartı da evet buraya bırakmışlar. Elsiva 2'den almışlar. Çok teşekkür ederiz ama gerçekten değiştireceğim sanırım. Seninki olur herhalde. Olur herhalde. Birazdan deneriz zaten ve şimdi notu okumak istiyorum. Erken gelen doğum günü sürprizi. İyi ki doğdunuz Çançar ailesi. Nice birlikte yıllarımız olsun inşallah. Sizi çok seviyoruz. Hande ve Zahide anneden gelmiş böyle bir notumuz da var. Gel, olmazsa değiştiririz. Şimdi biz hemen denemeye geçiyoruz. Ben tabii ki yine her zamanki gibi kahvemi aldım. Şimdi salona doğru gidiyorum arkadaşlar. Şimdi Tuğba'nın vlogunu izleyeceğim. Tuğba vlog atmış bugün. Hatta az önce Tuğbiş'le konuştuk. Normalde cumartesi günü bize geleceklerdi ama gelemeyeceklermiş. Bu hafta gelemeyeceğiz dedi. İnşallah başka bir haftaya geliriz dedi. Öyle üzüldüm yani, ben de bu hafta gelecekler diye böyle bayağı bir hazırlık yapacaktım. Kafamda ikramlarım bile belirliydi. Ama olsun, sağlık olsun. Zaten yine her şekilde görüşürüz. Arkamda da görmüş olduğunuz gibi puzzle'ımı bayağı bir ilerlettim arkadaşlar. Evet, bakın puzzle'da bu kadar ilerledim arkadaşlar. Bayağı da zormuş gerçekten. Çok zorlanıyorum yani, parçalar çok birbirine benziyor renkleri ama çok zevkli yapması. Dün gece bayağı bir oturdum. Bayağı bir şuralarını falan dün akşam buldum. Şimdi tam süpürge yapacaktım, temizliğime başlayacaktım ki kahvaltıdan sonra perdeme çay döktüm. O yüzden tül perdemi yıkayacağım. Ay, burası da pek gürültülü ya. Şimdi hemen hızlıca camı silmek istiyorum arkadaşlar. Hatta Samet de bana yardım edecek sağ olsun. Çünkü perdenin yıkanmasına da bir 20 dakika falan kaldı sanırım. Ben de o sırada hemen şu camı hemen halledivereyim. Karbonat ve sirke karışımıyla sileceğiz yine. Ben hemen şimdi kovama suyu hazırlayıp geliyorum. Ders açıdayız şu an ama maalesef böyle çekmek zorundayım. Camı hemen hızlıca halletmek istiyorum. Şöyle gözükür mü acaba? Gözükmüyor aşkım. Evet, ben hazırım. Hazır mısın? Evet, Samet de geldi. Ben sadece durulacak mıyım şimdi? Evet. Tamam, kapat o camı. Şimdi. Tamam, bitti benim. Daha bütün evin camlarını sileceğiz biliyorsun değil mi? Ya saçmalama, ben şimdi... Belki bugün değil ama hafta sonu. Yok, maydanoz bile şaşırdı. Hemen öyle bir tane cam silmekle iş bitmiyor ki. Şimdi daha dışarıdan cam sillemem gerekiyor. Tamam, sen devam et, ben işe gidiyorum. Hayır, daha perde asılacak, gidemezsin. Evet, Samet'i darladım arkadaşlar ama gerçekten iki kişi daha çabuk oldu. Şimdi hemen şu dış kısmını da
halledeceğim. Bugün biraz böyle pratik bir cam silme oldu ama zaten dediğim gibi her zaman sildiğim için bu mutfak camı biliyorsunuz daha çok böyle yemekler piştiği için daha çok sık yıkanıyor perde ve camı daha çok silinebiliyor yani mutfağın diğer camlara nazaran. Diğer camlarım şu an evet ağlıyorlar. Gerçekten beni sil diye ağlıyorlar. Çok kötü. Samet'i kandırabilirsem gerçekten bütün camları silmemiz gerekiyor bir gün. Şimdi hemen ben de uzatmadan burayı sileyim de perdeyi bir anca taktırtayım o evdeyken. Oh kar gibi oldu aşkım. Mis gibi koptu perdemiz. Teşekkür ederim hayatım. Eline koluna sağlık. Bir kahveyi hak ettin hayatım. Sağ ol. Senin de eline koluna sağlık. Şimdi hemen bir kahve yapıyorum sen o zaman. Sen çay dökmeseydin bunlar olmayacaktı. Evet ben çay döktüm vallahi iyi oldu. Evet mutfaktaki işlerim bitti. Mutfak camı ve perdesi silindi yıkandı. Bugün iki tane kahve içtim artık daha bugün içmem başka. Şimdi bir an önce şu ortalığa bakıyorum. Bayağı bir tozlandı, kirlendi evim. Hemen süpürgemi çalıştırmak istiyorum ve villa da yapmak istiyorum. Ve bir de mutfakta mutfaktaki camın dış kısmından fıs sıkarken silikonlu sudan dökülmüş. Onu biliyorsunuz yerlere döküldüğü zaman çok aşırı kayıyor. Az önce birkaç sefer böyle kaydım. Dedim düşeceğim ben. O yüzden orayı da villada yapmam gerekiyor. O zaman bir an önce vakit kaybetmeden işlerime başlamak istiyorum. Bu arada bir an önce hemen süpürgemi villadamı yapacağım. Daha sonra annem gelecek. Ne zamandır canım elmalı kurabiye istiyordu. O yüzden anneme dedim ki bugün elmalı kurabiye yapalım gel. Ben çünkü çok becerebilen bir insan değilim. Güzel yapamıyorum yani elmalı kurabiyeyi. O yüzden şimdi hemen temizliğimi bitireyim ki annem gelene kadar hepsini halletmiş olayım. Kurabiyeye de zaman kalsın. Şimdi toz almaya geçeceğim arkadaşlar. Yalnız size şu ürünü şiddetle tavsiye ediyorum. Bu kadar güzel bir koku olamaz. Bingo'nun toz al serisi. Bunun kokusu gerçekten harika. Beyaz sabun kokulu. Zaten daha önceki vloglarımda görmüşsünüzdür. Ben bunun yüzey temizleyicisini de kullanıyorum. Yani villada yaparken de aynı kokuyu kullanıyorum. Ve bunun kokusu da aynı şekilde. Bunu yaptığınız zaman, bunun toz aldığınız zaman gerçekten ev harika bir şekilde kokuyor. O zaman ben şimdi hemen tozlarımı alayım. Annem de şimdi aradı zaten yoldaymış geliyormuş ve şarjım şu an %8 kalmış. Salondaki işler bitti. Villada da yaptım arkadaşlar. Yalnız var ya telefonum can çekişiyordu. O yüzden kapandı. Hatta şu anda da şarjda taktım. Villada mı yaptım? Hatta mutfağı da yaptım villada. Mutfağımı da süpürdüm villada yaptım. Yalnız şarjım az kaldığı için yani telefonum şarjda olduğu için çekemedim o kısımları siz göremediniz. Şu koltuğu buradan kaldırmak istiyorum birincisi. Görüyorsunuz hala şarjdayız. Bu koltuğu buradan çekmek istiyorum. Koltuğuma yani şu köşeli koltuğuma böyle yeni kırlentler almak istiyorum. Ama pandemi girdiği için araya tekrar yine vakalar arttığı için pazara gitmeye de korkuyorum. Çünkü pazarda böyle yumuş yumuş yastık kılıfları görmüştüm. Onlardan almak istiyorum ama şu anda böyle bomboş bir şekilde duruyorlar. Lafı fazla uzatmayacağım arkadaşlar. Ben şimdi annem geliyormuş o yüzden temizliğime ara veriyorum. Makarna yaptım. Yoğurtlu makarna yiyeceğiz annemle beraber. Daha sonra elmalı kurabiye yapacağız. Düz gidecekler herhalde. Arkadaşlar az önce gördüğünüz gibi böyle herhalde motivasyon ekibi geçti. Bize ne oluyor? Düğün mü oluyor acaba dedik değil mi anne? Hı hı. Annem de geldi bu arada. Şimdi makarnalarımızı yiyelim. Karnımız çok acıktı şöyle. Ondan sonra da inşallah elmalı kurabiye yapacağız anneş değil mi? Evet. Anneme her geldiğinde bir şey kilitliyorum. Ay ne yapayım çok canım istiyor ama. Kaç gündür elmalı bir şeyler istiyor.
Evet arkadaşlar, şimdi elmalı kurabiyemiz için böyle malzemelerimi hazırladım. Hemen size de söylüyorum tarifi. 250 gram margarin veya tereyağı, bizim elimizde margarin vardı o yüzden margarin kullanacağız. Bir Türk kahvesi fincanı sıvı yağ, 2,5 yemek kaşığı pudra şekeri, 2 yemek kaşığı yoğurt, 1 paket kabartma tozu ve vanilya ekleyeceğim. 4,5 su bardağı da un ekleyeceğim. 3 tane de elmalı harç yapacağız. Elmanın içine anne tarçını da ilave edeceğiz. Zaten normalde bildiğiniz gibi elmalı turtaları yaptığımız şekilde elmaları rendeleyip o şekilde iç harcımızı hazırlayacağız. Kavrulacak değil mi anne elmalar? Tabii. Tamam. O zaman hemen kurabiyemizi en son koyacağız. En son koyulacak. Tamam. O zaman şimdi hemen kurabiyelerimizi yapmaya başlayalım. Ben hamurunu yapayım. Annem de elmaları rendelemekle başlarız işe diye düşündüm. Arkadaşlar zor görevi anneme devrettim. O kadar yoruldum ki kollarım koptu. Annem bir aldı eline, usta gibi yapıyor. Bakar mısınız? Ben nasıl yapıyordum anne? Hiç öyle kurabiye mi yoğrulur ya kızım diyor. Hiç mi öğretmedim ben sana diyor. Ne yapayım dedim, yapamıyorum. Ama bayağı topladım anne. Margarini falan. Hatta annem benim yaptığım kabı da beğenmedi arkadaşlar. Şu cam kapta ben yoğuruyordum. Görmüştünüz zaten. Annem dedi öyle minnacık şeyde iş mi olurmuş dedi. Tamam dedim. Aldı bu plastikli yerine döktü. Bunu da yapacakmış ama gerçekten daha rahat yoğruluyor değil mi anne bundan? Küçücük onda olur mu? Annem kendine yoğurulmak öyle. Anca yetişeceğiz anne iş. Anca. Aynen ama bakar mısın nasıl topladı hemen hamuru ya. Elin kolun dert görmesin anneşim. Amin hepimizin amin. Şimdi elmalı harcımız da hazır. Onu da soğuması için balkona bıraktık. Biz de bu sırada bunlara şekil vereceğiz ama ben bunun şeklini daha önce böyle yamru yumru yapmıştım. Hatırlıyor musun anne? Bir kere daha yapmıştık. Ya, evet yapmıştık yamru. Evet. Nasıl yapacağız şeklini acaba bunun? Merdaneyle mi açacağız? Bakacağız şimdi bakalım. Önce bir... Tamam. Böyle yoğuralım. Kurabiyelerimiz hazırlandı. Şimdi 180 derecelik fırında pişmeye bırakacağız. Hafif kızartacağız değil mi anne üzerine? Hafif kızarınca aynen çıkarırız. Kurabiyelerimiz fırından taze taze çıktı arkadaşlar. Şu an sıcacıklar. Annem de artık eve gideyim geç oldu dedi. O yüzden birazdan hemen annemlerinkini böyle pudra şekeri serpeceğim. Annemlere de göndereceğim. Babam çok seviyor çünkü kurabiyeleri. O yüzden bugün kurabiye var diye böyle çok mutluymuş. Evde kurabiyeleri bekliyormuş. Öyle dediğim gibi kurabiyelerimiz de pişti. Bence güzel olmuştur herhalde. Birazdan pudra şekeri serpip tadına bakacağım. Annemi geçirdim. Annem evine gitti. Ben de şimdi yapmış olduğumuz kurabiyelerden bir tane tattım. Gerçekten enfes olmuş. Ben çok beğendim. Sizler de mutlaka deneyin derim bu tarifi. Çünkü dediğim gibi ben daha önce bayağı bir elmalı kurabiye tarifi bulmuştum, denemiştim. Ama hiçbirisi bunun gibi güzel kıvam tutmamıştı.
Bu tarifi gerçekten çok sevdim. Sizler de inşallah yaparsanız seversiniz diye düşünüyorum. Bir günümüz de bu şekilde geçti ve bir videonun daha sonuna geldik. Umarım beni buraya kadar severek izlemişsinizdir. Lütfen videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, yorum bırakmayı ve lütfen kanalıma abone olup bana destek olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. İyi ki varsınız. Bir sonraki vloglarda görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın. Hepinizi öpüyorum. Bye bye.